Herkese merhabalar, Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı, keyifli bir hafta diliyorum. Bitcoin'de 20.700 ile 21.750 dolar arasında bir fiyat sıkışmasıyla karşı karşıya olduğumuzu görmekteysiniz. Burada boğalar ile ayılar arasında bir fiyat kapışması söz konusu. Peki bu fiyat kapışmasını kim kazanacak? Bunu incelemeye çalışacağız. Bunun öngörüsünü yapmaya çalışacağız bugünkü videoda. Olabildiğince zamanınızı almak adına hızlı bir yayın yapacağım arkadaşlar. Dolayısıyla hemen analizlere atlamak istiyorum ama analizlere geçmeden önce tekrardan hatırlatmak isterim. Kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına YouTube'daki algoritmayı tetiklemek istiyorsanız arkadaşlar sizden ricam beğen butonuna basmanız, abone değilseniz abone olmanız. Yine bunun arkasından değerli yorumlarınız bizim için çok motive edici oluyor. Yorumlar kısmında da yorumlarınızı bırakırsanız bizlere destek olmuş olursunuz. Şimdi gelin hızlı bir şekilde Bitcoin'e bakalım. Şu anda gerçekleşmekte olan ayılarla boğalar arasındaki savaşı kim kazanacak? Hangi direnç seviyelerin kırılması gerekiyor? Yine bunun arkasından aşağı yönlü bir fiyat hareketliliğin devam etmemesi adına destekte bulunması gereken seviyeler nelerdir? Bunları hızlı bir şekilde masaya yatıralım. Şimdi arkadaşlar şunu göstermek istiyorum sizlere ilk etapta. Hatırlarsanız burada 22 Ağustos tarihinde buradaki ters Adamant E formasyonundan bahsetmiştik. Yine bunun arkasından neyi konuşmuştuk arkadaşlar? Burada bizim için en önemli olan noktadan bir tanesi şuydu. CPR indikatörünün Ağustos ayı için belirlemiş olduğu destek seviyeleri vardı. Bu destek seviyelerini ne yazık ki kaybettik. Şu anda aynı seviyeler bizim için direnç olarak çalışacak. Şimdi neyi konuşmuştuk arkadaşlar sizlerle beraber? Buradaki ters Adamant E formasyonunu konuştuk. Bu Adamant E formasyonu doğrultusunda buradaki 21.750 dolar aslına bakarsanız bizim yukarı yönlü fiyat hareketliğinin devam edebilmesi için kırmamız gereken, yani dirençten desteğe çevirmemiz gereken alan olduğunu söyleyebiliriz. Burada istediğimiz durum tam olarak da şudur arkadaşlar. Bakın 3 defa buradaki alanı test ettik. Bakın burası 1. Bunun arkasından 2. Şu anda 3. denemeyi yapıyoruz. İstediğimiz durum şudur. Fiyatın günlük olarak 21.700 dolar üzerine kendini atması. Bunun arkasından bu seviyenin üstünde bir günlük kapanış. Bunun arkasından tekrardan yukarı yönlü bir rahatlama rallisinin devamı gelir mi gelmez mi konuşabilmemiz adına şu anda bu alanı 3. defa test etmemiz açıkçası bizim için negatif olduğunu söyleyebilirim. Niye diye soracak olursanız arkadaşlar buradaki her test ettikten sonra momentum yavaşladığını söyleyebilirim. Buna bağlı olarak burada ilerleyen günler içerisinde özellikle bu hafta içerisinde bu alanı dirençten desteğe çevirmemiz durumunda Bitcoin tarafında aşağı yönlü fiyat hareketliğinin devam edeceğini söyleyebilirim. Bunun da seviyesi arkadaşlar daha önceki yayınlarda paylaşmıştım ama tekrardan üzerinden geçelim. Burada CPR indikatörünün Ağustos ayı için paylaşmış olduğu birinci dip seviyesi yaklaşık olarak 19.830 dolar itibariydi. Aynı şekilde bu fiyat hareketliliği ters Adamant E formasyonunda hedef noktası. Yine buna ilaveten arkadaşlar neyi konuşmuştuk? Buradaki Rising Wedge formasyonunu konuştuk. Buradaki Rising Wedge formasyonu doğrultusunda hedef seviyesi neydi? Aynı şekilde bakın burada 19.800 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketliği beklenmektedir. Sağ tarafta formasyonun nasıl çalıştığı ile ilgili olan görseli koymuştum hatırlarsanız. Dolayısıyla şu anda halen bu hedef seviyesinin açık olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde Adamant E formasyonunda da halen bu formasyonun geçersiz hale gelmediğini görebilirsiniz. Bunun geçersiz hale gelmesi için arkadaşlar istediğimiz durum az önce söylemiş olduğum üzere burada Bitcoin tarafında ilk etapta 21.750 dolar üzerine bir günlük kapanışın gelmesi, fiyatın buradaki alanı yani buradaki ilk direnç seviyesini desteğe çevirmesi ancak ve ancak ondan sonra yukarı yönlü bir fiyat hareketliliği bizi nereye kadar götürebilir bunu tartışabilmek adına. Peki şu andaki mevcut durumda ayıların mı eli daha güçlü yoksa boğaları mı diye soracak olursanız arkadaşlar çok önemli bir analiz paylaşacağım biraz sonra ama analize geçmeden önce beğen butonunu tıklamadıysanız sizden ricam beğen butonuna olabildiğince fazla basmanızdır arkadaşlar. Şimdi gelelim önemli olan kritik analize. Şimdi günlük olarak incelediğinizde burada iki tane indikatörümüz var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi RSI, diğeri ise T3 CCI indikatörü. Yine buna ilaveten burada hareketli ortalamamız var. Yeşil olarak görmüş olduğunuz çizgi aslına bakarsanız 20 günlük hareketli ortalama, kırmızı olan çizgi ise 50 günlük hareketli ortalamadır. Şimdi neyi görmektesiniz? Bakın şurada şöyle göstereceğim daha net görün diye. Fiyat şu anda her iki ortalamanın da aşağısına seyrediyor. Yine aynı şekilde 20 günlük hareketli ortalama arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalamayı yukarıdan aşağı yönlü kesmiş durumda. Yine aynı şekilde RSI'ye bakalım. RSI 50 seviyesinin altında. Buna ilaveten T3 CCI indikatörüne baktığımızda negatif fiyat hareketli içerisinde olduğumuzu görmektesiniz. Peki bu durum ayıların mı elini güçlendiriyor yoksa boğaların mı diye soracak olursanız bakın önceki dönemlere bakalım.
Buradaki 3 indikatör benzer bir fiyat hareketli içerisine girdiğinde ne gerçekleşmiş arkadaşlar? Bakın örnek vermek gerekirse bakın şurada 20 günlük hareketli ortalama, 50 günlük hareketli ortalama yukarıdan aşağıya yönü kesiyor. Bunun arkasında RSI'ye bakalım. RSI 50 seviyesinin altına sarkmış durumda. Yine aynı şekilde TUCCI indikatörü de negatif fiyat hareketli içerisinde. Bunun arkasından nasıl bir fiyat hareketliği gelmiş arkadaşlar bakın. Buradaki seviye itibariyle baktığınızda yaklaşık olarak %32 civarında aşağı yönlü bir fiyat hareketliği gelmiş. Yine benzer bir durum burada var bakın şurada. 20 günlük hareketli ortama, 50 günlük hareketli ortama yukarıdan aşağı yönü kesiyor. RSI'ye bakıyorsunuz. RSI 50 seviyesinin altında. TUCCI indikatörüne baktığınızda da bakın yine aynı şekilde burada negatif fiyat hareketli içerisinde olduğunu görmektesiniz. Bunun arkasından aşağı yönlü çok sert yeni dip seviyelerinin test edildiğini görmektesiniz. Buna bağlı olarak şu anda çok ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Dediğim gibi tekrar etmek istiyorum. İstediğimiz durum arkadaşlar şudur. İlk etapta 21.750 dolar üzerinde bir günlük kapanış. Bunun arkasından tekrardan yukarı yönlü bir fiyat hareketli izleyebiliriz ama burada mutlaka dirençten desteğe çevrilmesi gereken alan 21.750 dolar seviyesidir. Şimdi yine bunun arkasında önemli bir diğer kısım ise haftalık olarak incelediğinizde arkadaşlar şunu görmektesiniz. 200 haftalık ortamının ne yazık ki aşağısındayız. Burada geçtiğimiz günlerde yaşanmış olan rahatlama rallisinin devam edebilmesi için istediğimiz durum şudur arkadaşlar. Fiyatın haftalık olarak tekrardan 23.000 dolar üzerine kendini atması. Burada bir haftalık kapanış. Ancak ve ancak ondan sonra tekrardan yukarı yönlü olarak bir rahatlama hareketi devam eder mi etmez mi konuşabilmemiz adına. Evet arkadaşlar toparlayacak olursak burada önemli olan noktalardan bir tanesi yukarı yönlü fiyat hareketliğinin devam edebilmesi adına ilk etapta 21.700 dolar üzerine bir günlük kapanışın gelmesi gerekir. Aksi takdirde arkadaşlar tekrardan aşağı yönlü olarak bir fiyat hareketliği izleyebiliriz ki şunu da tekrardan söylemek gerekir. Burada önemli olan önceki günlerde destek olarak çalışmış olan 20.700 dolar seviyesinin kırılmaması. Bu alanın da kırılması sonrasında arkadaşlar ne yazık ki tekrardan Bitcoin tarafına CPR indikatörü doğrultusunda belirlenmiş olan birinci dip seviyesi olan 19.800 dolar seviyesine kadar tekrardan bir çekimin masada olabileceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bugünkü paylaşmak istediğimiz piyasayla ilgili kritik önem seviyesindeki analizlerimiz bunlardır. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına videoyu beğenmeyi, abone olmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim eşit kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.